Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki tarifimizi hatırlarsanız kırma yeşil zeytin yapmıştık görümcem'in tarifiyle o gün yaptığımız yeşil zeytinlerin içerisinden bir miktar siyah olgunlaşmış zeytinlerden seçmiştim. Söz verdiğim gibi salamura sallama usulü siyah zeytinin yapımını tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu zeytinin yapım tarifi görümceme ait. İlk defa görümcem'in tarifiyle denedim ben de. Gerçekten çok kolay, çok pratik ve aşırı lezzetli bir salamura zeytin çıkıyor ortaya. Havanın durumuna göre, güneşin durumuna göre bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde zeytininiz sofralarınıza geliyor. Çok kolay gerçekten ve de aşırı lezzetli bir tarif. Zeytinlerimi güzelce yıkadım. Gördüğünüz gibi bir tepsi içerisine 3-4 yerinden çatallayarak zeytinlerimi hazırlamaya başlıyorum. Çatallama işleminin ardından zeytinlerimi bir tepsi içerisine güzelce seyrek olacak şekilde yayıyorum gördüğünüz gibi. Zeytinlerimi artık güneşe alabilirim. Bundan sonrası kuruma işlemine bakıyor. Güzelce kuruduktan sonra da tuzlama işlemine geçeceğiz. Bu zeytinlerin şu anda 2 gün güneşte beklemiş hali bakın yavaş yavaş kendisini toparlamaya başladı. Böyle buruş buruş yaşlı zeytin görünümünde bir görüntü alması gerekiyor. Ara ara karıştırmanız önemli çünkü altta kalan kısımlarında küflenme olabilir karıştırmazsanız. Bu şekilde ara ara tepsiyi sallayarak güneşin her tarafına temas etmesini sağlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz halide zeytinlerimin 4 gün boyunca güneşte beklemiş hali artık istediğim lezzete ulaştı. Bu aşamadayken bir tane ağzınıza atıp tadına bakın yerken damağınızı böyle okşayan bir acılık bir kekremsilik yoksa artık zeytinleriniz tuzuyla buluşmaya hazırdır demektir ben tadına baktım gayet güzel olmuş şimdi artık tuzlama işlemine geçebilirim şu anda içerisinde zeytinimizin asla asit yok asidi tamamen güneşin o çatallamış olduğumuz yerlerden buluşmasıyla birlikte tamamen uçmuş durumda artık tuzlama işlemine geçebiliriz zeytinimizi tamamen asidinden ayrılmış, güzelce kurumuş zeytinlerimizi artık kavanozuna alıyoruz ve tozlama işlemini yapacağız şimdi. Benim zeytinim miktar olarak oldukça azdı. O yüzden ben sizlere yaklaşık olarak 1 kilo civarında zeytine göre ölçü vereceğim. Sizler bunu isterseniz arttırıp eksiltebilirsiniz. Elinizdeki zeytinin durumuna göre tuz miktarını ve hatta damak tadınıza göre bile ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine salamura iri kaya tuzu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekledim ve artık bundan sonra birkaç gün bu şekilde gidip gelip ara ara bidonu çalkalıyoruz. İçerisinde böyle su birikirse o suyu mutlaka dökün tatlanma işlemi kuruması kadar uzun sürmüyor hemen 2 ya da 3 gün içerisinde artık zeytininizi afiyetle tüketebilirsiniz ben burada zeytinimi 2-3 gün beklettim hemen güzelce bir kasenin içerisine aldım şimdi üzerine bir miktar su ekleyeceğim bakın etli etli çok lezzetli oluyor gerçekten bu zeytinin bu kadar pratik yapıldığını bilmiyordum ben de görümcemden öğrendim dediğim gibi İçerisine bir miktar su ekledim. Bu suyuyla birlikte birazcık tuzundan arınmasını bekliyorum. Ve yıkadıktan sonra da yağlama işlemine geçeceğim. Ee, önemli bir püf noktası daha bunu da görümcem söylemişti. Eğer ki zeytininizi buzdolabında muhafaza edecekseniz kesinlikle ayçiçek yağıyla yağlamanızı tavsiye ediyorum. Zeytinyağı biliyorsunuz dolaba girdiği zaman biraz donuyor ve görüntü olarak zeytininiz bu şekilde parlak ve canlı bir görünme sahip olmaz. Bu yüzden ayçiçek yağıyla çok az da olsa yağlamanızı tavsiye ederim. Artık zeytininizi afiyetle tüketebilirsiniz gördüğünüz gibi eğer ki bu zeytinden fazlaca yapacaksanız da şu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Yiyeceğiniz kadarını bidonun içerisinden alıp bu şekilde suda beklettikten sonra yağlayın, dolaba kaldırın. Geri kalan kısmını tuz içerisinde bidonla saklamaya devam edin. Ama bu esnada mutlaka ara ara o bidonu sallamanız gerekiyor. Tuz her yeriyle temas etmeli, yoksa aksi halde küflenebilir. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz enfes bir zeytin yapmanız garantidir. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.